Değerli Ereğli hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Örgütü olarak ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisine karşı hükümet tarafından alınan ve alınacak tedbirlerin yanı sıra bu salgın sebebiyle düşünülen ekonomik ve sosyal tedbirleri de yakından takip ediyoruz. Genel Merkezimiz ve Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyelerimiz gibi prensip olarak infaz düzenlemesini de içeren 3. yargı paketine ve düzenlemelere karşı olmadığımızı belirtmek isteriz. İnsanlarımızın sağlığının korunması noktasından hareketle mahkumların rehabilite ve ıslah edilmeleri, toplumla entegre olmalarının sağlanmaları için her şeyin yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Ancak infaz düzenlemesi üzerinde bütün partilerin uzlaşması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel suçlar ve kadına ve çocuğa şiddet suçlarından mahkum olan kişilerin bu düzenleme içerisinde yer almaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki duruşumuz nettir. Yargı paketinde olması gereken kayda değer ve olumlu bulduğumuz hükümler elbette var. Ancak özellikle infaz düzenlemesinin bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Bilindiği üzere 2 yıl kadar önce aynı konu tekrar gündeme gelmiş ancak sonuçlanamamıştı. Artık bu düzenlemenin sonuçlanması gerekiyor. Fakat toplum nazarında az önce belirttiğimiz olmazsa olmazlarımız vardır ve bunların da asla aşılmaması gerekmektedir. Bir diğer noktada özellikle son yıllarda düşünce özgürlüğüne bu kadar muhtaç olan ülkemizde de bu özgürlüklerini kullandıkları için yargılanan, habercilik, eleştiri ve yorumlama haklarını kullandıkları için haklarında soruşturma başlatılan, tutuklanan ve hatta hüküm giyen gazeteciler var. Basının demokrasinin 4. kuvveti olduğunu her zaman inanan bir partinin üyeleri olarak bu uygulamaların her zaman karşısında olduk. Tek yaptıkları halkın haber alma özgürlüğüne katkı vermek amacıyla gazetecilik yapmak olan bu şahısların infaz yasasındaki düzenlemeden yararlanarak özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Diğer yandan bu af paketinde düşünce suçlarının da yer almasını, düşünce suçlarından yargılanan insanların özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Tutuklu gazetecilerle düşüncelerinden dolayı tutuklanan bütün bireylerin tamamen özgür olmasını istiyoruz. Yazılarında iktidara muhalefet yaptıkları için örgüt propagandasıyla suçlanan gazetecilerimiz var. Bu konunun mutlaka ve mutlaka masaya yatırılmasını istiyoruz. Bizim için bu noktada çok önemli şeyler var. Bunları bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 1. Düşünce özgürlüğü kapsamında bu anlamda bütün özgürlüklerin sağlanmasını istiyoruz. 2. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığından, cinsel suçlardan, kadına ve çocuğa şiddet suçlarından mahkum olanların bu düzenlemenin dışında kalmasını istiyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, salgına karşı yaptığımız mücadele çok önemli ve bunun başarıya ulaşması ancak hep beraber hareket etmemizle gerçekleşecektir. Lütfen bu konuda üzerinize düşeni yapın ve evde kalın. Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Örgütü olarak hepinize sağlıklı ve güzel günler dileriz.